Peki abicim sen neler düşünüyorsun? Şimdi ekonomi, gidişatı nasıl görüyorsun? Gidişat bu şekilde giderse çok kötü. Yani biz aldığımız şu çorabın ham maddesi bile dışarıdan geliyor ve dolarla geliyor. Şimdi nasıl iyi olabilir? Nasıl bizim dolarla işimiz yok diyebiliyorlar? Ben bu başta aklıma almıyor. Yani ineğine verdiğin saman bile dolarla geliyorsa benim dolarla işim yok diyemezsin. Bunu diyoruz. Adam diyor ki sen vatan hainisin diyor. Dış güçler böyle. Ya dış güçler mi bizi yönetiyor? Yönetiyorsa itiraf edin o zaman. Kimdir dış güçler veya dış vatan güçler... haini dedikleri kim olabilir sizce? Şimdi biz bunu sorduğumuzda vatan haini biz oluyoruz. Dış güçler de kim oluyor? Adam diyor ki Amerika, İngiltere, bilmem tamam bunlar yönetiyorsa o zaman bize açık söyleyin ki biz yönetmiyoruz. Biz sadece burada koltukta oturuyoruz. Sadece kukla gibi duruyoruz yani ama dış güçler bu ülkeyi yönetiyor deyin. Bunu biz de anlayalım tamam kardeşim demek ki bu adamın elinde bir şey yok diyelim. Ama bir sağ vuruyor bir sol vuruyor. Gidiyorsun Amerika'da yani Cumhurbaşkanımız bakıyorsun el pençe duruyor. Bak sıra bekliyor ki adam gelsin karşıla kimse bile karşılamıyor. Türkiye'ye geldiğiniz zaman ahkam kesiyorlar. Bütün bu dış politikasını da düzeltmesi lazım. İç politikayı düzeltmesi lazım. Toplumu birleştirmesi lazım. Herkesin Cumhurbaşkanı olması lazım Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani birileri oy vermediği zaman onlar terörle suçlamasın. Vatan teröristtir, vatan haini, FETÖ'cüdür demesin. Yani ben ne FETÖ'cüyüm, ne PKK'lıyım, ne uyum, ne buyum. Ben bir sade vatandaşım. Çoluk çocuğumu geçindirmeye çalışan bir vatandaşım. Geçinebiliyor muyuz efendim? Geçinemiyoruz kardeşim, kıt kanat. Şimdi ben belki evim var, kirada değilim. Ama kardeşim sorun ben değilim ki. Ben şimdi karnım doyuyor, yiyor, içiyorum, param var ama etrafındaki insanlar durumu kötüyse bu bana yansıyacak sırayla bu iş. Bu gemide hepimiziz. Sıra bunlara gelecek. Bir günde adam milyar dolar servet kazanıyor. Sanal para. Yani dolardan, eurodan bir günde milyar dolar cuk alıyorlar kardeşim cebine indiriyorlar. Peki nasıl düzelir abi? Bizim cebimizden alıyor. Nasıl düzelir kardeşim? Adalet, hukuk herkes için tecelli edecek. Hakimler, savcılar herkes görevini ciddi anlamda yapacak. Bölücülük yapılmayacak. Millete FETÖ'cüsün, PKK bölücüsün, terörist diyen adam başta üslubunu düzeltecek. Herkesi kucaklayacak. Ne diyeceğim? Hatasının farkına varacaklar bunlar. Dolayısıyla pırlantaya, değerli madenlere %0 ÖTV, KDV alırken bir çiftçinin mazotunu 10 liraya verirsen, yattaki lüks yatlara sen %0 ÖTV, KDV uygularsan o zaman o adam üretemez. Biz çiftçiyiz kardeşim, hayvancılıkta yaptık. Çiftçiye mi destek olunması lazım? Ya verecek kardeşim. Şimdi sen İstanbul'u büyük yatırımlar, büyük şehirlere büyük yatırımlar yapıyorsun. Ben şimdi benim dediklerimi uygulasın. Bu cahil kafamla ben bunları söylüyorum. Dediklerimi uygulasın. İnanır mısın? Bu ülke kısa zamanda kendini toparlar yani. Nasıl yapacak biliyorsun kardeşim. Bu zamana kadar bu bir sürü kendi etraflarındaki kendi adamlarına verdiği bu beşli çete falan diyorlar. Ben fazla şey yapmak istemiyorum bu konuda. Şimdi kardeşim bunlara aktarılan para bir köprü yapıyorsun. Atıyorum o zaman parası 1 trilyonsa 2 trilyonsa bunlar da dolar üzerinde anlaşmalar yapıyorsun. Şimdi dolar katladı kaça geldi? 3000 lirayken dolar bu sözleşmeler yapıldı. Dolar oldu 13 lira. Şimdi %10 fark etti. Biz bu borçtan kurtulabilir miyiz? Hastaneler olsun, diğer yaptığı yatırımlar, otobanlar hepsi parayla bize satılıyor. Bu nasıl? Bana diyorlar ki bu hizmet karşılıksız olur. Bizim zaten vergiler alıyorsun sen bizden. Her nefes almamızdan bile içtiğimiz sudan, yediğimiz her şeyden vergi alıyorsun sen. Peki iyi diyen vatandaşlar neden iyi diyor sizce? Ya kardeşim onlar neden biliyorsun? Şimdi belli bir kesim nemalanıyor. Ciddi anlamda para alıyorlar. Şimdi adam teşkilatta üye olmuş. Şimdi adam götürüyor 10 tane üye ediyor. O da para alıyor. Her oraya üye olan para alıyor. Yani sade zinciri gibi hepsini nemalanıyorlar. Ciddi anlamda her yere adamların çocuklarını koydular. Kurumsal yerlere, kurumsal olun, askeriye olsun, polis olsun. Buralar hepsi kedi adamlarını koydular. Hastaneler olsun. Bunlar paraları kazanıyor. Şimdi ben der miyim hükümet kötüdür? Çünkü ben oradan nemala ama bencil düşünüyorlar. Yani bu toplumu düşünmüyor. Sadece bireysel olarak kendini düşünüyor. Ya kardeşim bunu empati yapacaksın. Tamam benim oğlum orada çalışıyor, para kazanıyor ama bu adam çalışıyor 12 saat, evini geçindiremiyor. İnsanlar ayrılıyorlar, boşanıyorlar geçimsizlikten dolayı. Diyor 4 tane çocuk ya. Biz bir çocuğa bakamıyoruz. Nasıl 4 çocuğa bakacağız kardeşim? Yani bu nasıl düzelecek? Dediğim gibi çiftçiye destek çıkacaksın. Hayvan besliyor mu adam? O adama vereceksin önüne 100 tane koyun. Gideceksin kardeşim bunu 1000 taneye çıkar diyeceksin ona. O şartları oluşturacaksın. 1B arazide 2B araziler satıldı. 3B araziler bunlar kime verildi? Bütün godamanlara sattılar. Verdiler hazine arazilerini. Niye bir fakire bir tarla vermediler? Ona taksitlendirip vermediler? Yani dolayısıyla
var olan bütün gayrimenkuller olsun, değerli hazine araziler olsun, fabrikalarımız olsun hepsi satıldı. Bu sıcak para akışı bitti şu anda. Şu anda sıcak para akışı cepteki bitti. Satılacak bir şey de kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Geldik zurnanın son deliğine. Şu anda da bu düzelebilmesi için kardeşim yeni gelen mevcut iktidar dediğim gibi çok ciddi, yani onların işi zor. Yeni gelecek olana yeni gelecek, eğer olursa eğer, bir gelirse, seçim evet. olursa diyorsun. İşleri çok zor kardeşim. Eğer yapabilseydi hükümet şu anda düzeltirdi. Bak ne saraydan ne kendi lüks hayatlarından ödün vermiyorlar. Ama garibana gelince, fakire gelince kemerleri sık. Az yiyin diyor adam, 2 kilo domates alacağına diyor 2 tane al diyor, 2 salatalık. Ya kardeşim nasıl bir iş ya? Sen kendin lüks hayatından niye ödün vermiyorsun ya? Rızıklı araçlarla geziyorsun. Yani dediğim gibi ülke düzelir ama bu 50 yılda mı, 100 yılda mı? O da yani emin değil. Ne demek istediniz? Kemer sıkma politikası en baştan en alta kadar mı uygulanmalı? Kesinlikle baştan uygulanmalıdır. Baştan uygulayacaksın, biz de buna uyacağız kardeşim. Biz de diyeceğiz tamam bu geçici bir sürü. Ama bu geçici değil, kendilerinkini hiç dediğim gibi lüksünden ödün vermiyorlar adamlar. Ya sen benden bir şey bekliyorsan fedakarlığı sen de yapacaksın kardeşim. Hep benden bekleme, benim neyim kalmış? Affedersin bir ayakkabım, bir pantolonum, bir bunları da alır sana veririm. Sonra ne olacak? Yine bu çözüm değil. Ya abla az önce şey dedi, üstünüz gıcır gıcır dedi. Ya kardeşim kaçıncı yüzyıldayız ya? Şimdi eskiden telefon mu vardı? AK Parti geldiği zaman telefon mu vardı? Arabalara Doğan Şahinler vardı, o var. Şimdi biz mi üretiyoruz bunu? Telefonlar zaten teknolojinin gelişmesiyle çıkan bir şey ortaya. Aynen öyle kardeşim. Hükümetler sen şimdi, arası bir şey değil. Şimdi ya. Dolar yükselirse ben bu telefonu 1 liraya alacağım. 6 liraya alıyorum, 7 liraya alıyorum kardeşim ya. 12 liraya. Ben bu telefon olmadan iş yapamıyorum. Artık her yere bununla ulaşıyorum kardeşim. Teknoloji çağı, o zaman biz kapatalım kendimizi teknolojiye. O zaman ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız. Geri gideriz. Daha da beter oluruz. Bizim fabrikalara ihtiyacımız var. Bizim teknolojik ürünlere ihtiyacımız var. Yaparsak da onların daha iyisini yapmalıyız. Sen şimdi diyorsun ki araba üreteceğiz. Ya adam artık uçan araba, uzaya giden araba üretiyor. Sen gelmişsin saçma sapan araba. Bu yanlış bir düşünce. Sen daha iyisini bulacaksın ki piyasada, pazarda pay sahibi olasın. Diyorsa gitmişsin. Atıyorum piyasada olan onun en alt tabakası bir araba yapmışım. Bu sana bir şey kazandırmaz. Hemen abi sana da. Hemen. Hemen şunu arz edeceğim. Gezi protestolarında o zaman başbakan olan kişi Tayyip Erdoğan Tunus'a geziye gitti. Tunus gezisinde dolar hiç unutmam 1.82 idi. Tunus'tan döndü havalimanında beyefendi Şırak'a karşıladı. Dolara o gün 7 veya 8 lirsam geldi. Yani 1.90 oldu. Kıyamet koptu. Geziciler artık vatan haini oldu. Tamam arkadaşım? Şu, o günkü tabloya bakın. O gün 7 lira gezi protestolarında 7 kuruş arttı diye kıyameti koparanlar bugün 13 lira dolar oldu. Sesleri çıkmıyor. Anladın mı? Bu bir. Neden efendim? Ne yapalım? Ayaklanalım amca. Ne istiyorsun? Bir dakika amca. Tane dinleyelim. Ya arkadaşım bir dakika dur ya. Senin partin yok. Bile diyor ki biz halk ayaklanmasına karşıyız. Ya. Bak bugün ben gencim. Sen emeklisin. Yaşayacağın 10 sene 15 sene. Kardeşim ayaklanma kimse istemez ya. Ayaklanarak ülke geri gider. Arkadaşım dinle beni. Sen de dahil buraya. Diyor ki sesimizi duyuralım bizi duysunlar diyor. Bu yaklaşımdan bak ben de oy verdim. Ben de eleştiriyorum bugünkü mevcut düzeni. Ben de eleştiriyorum. Bak ben atanmak için 5 ay 6 ay hiç durmadan KPSS'e çalıştım. Girdim bütün mülakatlardan elendim. Niye? Torpilim yok. Abi diyor ki hep diyor kendi adamlarını aldı. Elini vicdanına koy. Bak ben Ankara'da yani çok eski bir bakanın danışmanı benim arkadaşım diyor ki herkesin bir kontenjanı var. AK Parti'nin %50, CHP'nin %40, İYİ Parti'nin %20, MHP'nin %20. Yani bir kontenjan en kötü polislik, hakimlik ve savcılık. Böyle her şey tamam bunlar attı. Abi herkesin bu ülkede kontenjanı var. İki bir arazi dedi abi. İki bir arazi köylü aldı zaten. Kime verdi ya? Zengin adamlara verdi. Babalara verdi kardeşim. Bizim orada da verildi. Adam kime verdi biliyorsun? Trilyonu olan adama verdi. Parasız adama vermedi. Sen dinle beni. Sen gene sürün. Ama hakkaniyetli olalım bak. Bu millet sandıkta cezayı keser. Tamam mı? Bu milletin feraseti, basireti ya vardır. Arkadaşım 20 seneden beri feraset mi kaldı yahu? O zaman ona geliyorum. Şimdi benim diyor ya kim diyor? İşte Demirel miydi, şey Çiler miydi? Diyor benim milletim işini bilir diyor. Memurum işini bilir diyor. Şimdi Özal. Bir dakika abi. Şimdi alternatife bakıyor. Bu ülkenin ana muhalefet partisi
PKK ile aynı masaya oturuyor. Nerede? Yanlış mıyım? Nerede ya? Onu, nerede? Onu, bana bir göster. Ya hayır Kılıçdaroğlu nerede? Konuşma lan yalan. Yok. Tamam sakin. Yalan konuşma. Ya bir söyle Kılıçdaroğlu. Öyle bir şey yok. Saygı var. Saygılı olacağız. İftira atma. Ya baba bir göster bana. Bütün PKK. İftira atma. Sezai Tanrıkulu bütün PKK cenazelerine gitti. PKK silah atmadı mı? Kuşede arttı. Ya kardeşim bu ülke Habursu'nun kapısında PKK'yı içeri sokan kimdi ya? Kim soktu? Bak cevap verelim. Yani bunu sakin konuşalım ya. Provokatör müsün sen? Provokatör müsün sen? Kardeşim. Nerede teröre destek veremezsin? Anasını avradını düzükleyin ben. Ha. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Ben Fethullah Gülen'i bile tanımam. Ya işte ben buna kızıyorum kardeşim. Siz niye bunu hemen terörü ortaya atıyorsunuz ya? Ben diyorum bu ülke teröriste teröre prim veren varsa o da belirdi zaten. Şerefsizdir, haysetsizdir ya. Yani ben bunu diyorum Kılıçdaroğlu'nu veyahut da başka bir sürü. Nerede bir PKK'lıyla, nerede veyahut da Fethullah Gülen'le bir resmini veyahut da görmüşsün bir ya. Şeyini getir göster bana. Ya yemin ediyorum ben de böyle istediğini yapayım yok algı, ki. Algıyla yürütüyorlar böyle, yani. Kılıçlar algıyla yürütüyorlar. Yani, ayıptır, günahtır. Bir kere İslamiyet'te en büyük suç günahtır ya. Gerçekten.